Herkese merhaba, günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı, bol, bereketli, güzel bir gün olsun inşallah diyorum. Yoldayız. Biz yola çıktık. Bayram için İslahiye'ye gidiyoruz. Bugün de şansımıza hava maşallah çok güzel. Hem yol boyunca biraz çekim yaparız, hem de oraları çok merak ediyordunuz. Sizlere de göstermiş olurum diye düşündüm ve ne zamandır da video çekmiyordum. Hadi bakalım bu videoda kavuşma anımız olsun bizim. Şimdi kısa bir mola verdik. Şoför değişikliği. Ben direksiyona geçiyorum. Bundan sonra devam. Ay ama yol çok yordu ya beni. İlk defa bir yolculuğum bu kadar zor geçtiğini hissediyorum. Halim de kalmadı. Yani Ramazan'da yolculuk zormuş. Onu da anlamış oldum. Önceden daha sık mola veriyorduk bir de. Şimdi molalar da bitti tabii. Hadi bakalım hayırlısıyla inşallah sağ selamet ulaşırız. Öyle bir yağmur yağıyor ki. Ama çok şükür geldik. Konteyner şehrimize. Az önce evin önünden geçtik. Bayağı yine duygusal anlar yaşadık. Yağmur yağıyor diye biraz bekleyeyim dedim. Öyle içeri girelim diye. Şimdi gireceğiz. Şöyle bir çarşıya doğru çıktık. Burası İslahiye'nin çarşısı. Çarşıda çok fazla bir şey yok. Değil mi Süleyman'cığım? Olumsuz yani yıkılma. Bazı yerler yıkılmış. Arife günü olduğu için kalabalıkta. Tabii bugün trafikte böyle kalabalıktan dolayı. Şurada bir şey varmış. Burada ne vardı acaba? Burası yıkılmış. Bina vardı da sonradan yıkıldı ama deprem anında değil de hasar gördü sonra. Tek katlı olduğu için çarşının geneli. Evet, buralarda çok bir şey yok. Dün bütün gece yağmur yağdı zaten. Sabah da öyle yağmur yağıyordu. Şimdi biraz açmaya başladı. Bak çarşıda çok fazla bir şey yok. Görüyor musun? Yani çarşı aynısı gibi duruyor bizim gördüğümüz gibi. Evet. Ama gelişen de değişen de bir şeydi. Evet. Yine hasar görmüş ama daha yıkamadı. Şu eve bakmıştık hatırlıyor musun evet. Süleyman? İlk böyle şey olduğunda birinci katı şeydi böyle yerleştirmişlerdi. Girip gezmiştik. Bak bu bina duruyor ayakta yine. Ama burada oturan da yok. Kenarları gitmiş. Sence bunları yıkacaklar mı? Yıkacaklar bence. Daha eşyasını bile alamamış. Evet. Çünkü şey tehlikeli ama aslında bunların yıkılması mı gerek acaba güçlenmesi mi? Çünkü burada durması da bir tehlike değil mi? Evet. Yaklaştırmıyorlar bence. Burada bütün aynı binalar vardı burada sürekli. Hep yan yana binalar vardı. Aynı boyda. Doğru. Ama bak arkasındaki iki katlı, üç katlılara hiçbir şey olmamış. Evet.
Hemen Tokilerin oraya geldik. Burası teslim edilecekler herhalde değil mi? Burası bunlar bitmiş edildi. Olanlar. Edildi bunlar. Ha. Bunlar teslim edildi. İlk burada çıkanlar ama bize çıkmadı bunlar. Bizimki daha inşaat. Düzenlemesi bile yapılmamış. Evde oturan bile var. Aa evet, orada çamaşırını bile asmış yani, o geçmiş. Yani bunlar teslim edildi. Sözde, diğerleri demek ki şey. Tamamı bitti, teslim edildiydi. Bayramdan sonra geçeceklerdir muhtemelen bu teslim edilenler. Yani isimleri belli olanlar. Annemin şeyi de şuradan yol yok değil mi? Oradan aşağı geçemeyiz değil mi? Oradan aşağı geçiş yok da şuradan gösterelim. Bittiğinde o zaman diğer inşaat olanlar da böyle olacak değil mi? Evet, annemin de göstereceğim. Demet gelin ki bu tarafta mı? Ne yok, tarafta? Onunki öbür tarafta. Burası böyle kısım kısım. Bunlar ilk bitenler, teslim edilenler. Aşağıyı görüyor musun, en aşağıyı? Şurayı diyorsun. Evet. Dur şöyle yapayım hatta. Ha, bunlar. Burası kayınvalidemin mi, Demet'inkiler mi? Annemin. Yok sağ taraf daha şey değil. Daha aşağısı mı, şurası mı? Evet, sağ taraf. Sağ tarafta. Şunlar o zaman, daha bunlar bakayım. Evet. Ne durumdalar? Bunlar daha tam bitmemiş ama üstünün sıvası olmuş. Şeyde gördüğümüzde sıvası olmamıştı. O zaman evet. Sıvalarını yapmışlar. Şimdi o tarafa geçeceğim bakmaya. Dur bir oraya bakalım. Burası da okulmuş ama okul da hasar görmüş herhalde. Burada eğitim devam ediyor mu acaba? Evet. Ay buradan sonra yol mu yok? Sanki buradan geçiş yok. Geçemeyiz yani. Şu bitenlerden verselerdi var ya, o kadar iyi olacaktı ki. Kolay gelsin. Şimdi kayınvalideminki bakın bunlar. Şu bitmemiş olanlar, dışları böyle daha tam yapılmamış olan. Bu taraftakiler de değil, daha aşağıya doğru giden yerden çıkmış. Yani buralar ne zaman teslim edilir tabii ki bilmiyoruz. Zaten o tarafa geçemiyoruz da yani. Bütün her tarafı kapatmışlar. Şurada bitenler vardı az önce gösterdiklerim, bitenler. Bunlar daha yapılacaklar. Bunlar hepsi ama teslim edildi gibi. Buradan çıkmış. Evet. Yani isimleri belli zaten çıkanların da. Kayınvalideme de çıktı, Eltime de çıktı. Kayınvalideminki buranın en aşağısına doğru olan. Eltiminki de biraz daha yukarıda değil mi? Başka bölgede. Onunki de başka bölgedeymiş yani. Aşağıya giremiyoruz. Tokiler böyle yani. Şimdi size şöyle göstereyim. Bunlar etap etap. Şu taraftakiler tam olarak bitenler. Artık bir sonraki ayın 15'inde teslim edilecekler de varmış. Şimdi arada boşluklar var. Buradan aşağıya doğru gidiyor. Camı açar mısın Ertuğrul? Ta daha buranın aşağısı. Ne köyüydü? Güllühük, bizim köye. Güllühük köye ne kadar giden etaplar da var. Yani etap etap yapılıyor. Etap etap bitecek. Şu an oturan sadece bir kişi. Evet. O da en yukarı tarafta. İlk teslim edilenlerden. Oturanlarda. Şuradan üst katta da var. Orayı mı gördün? Acaba temizliğe falan mı geldiler? Yok, çamaşır asmışlar. Aa evet, çamaşırı var. Doğru söylüyorsun. Oraya demek ki birisi gelmiş. Doğru. Gözlerim iyi görüyor. Maşallah. İşte böyle. Yani etap etap. Yani İslahiye'den mesafesi aslında çok uzak. Muhtemelen yer olmadığı için buralara yaptılar. Çünkü şehir bayağı bu tarafta, hatta daha ileride kalıyor. Şimdi başka bir etap daha var. Farklı bir yere yapılmış.
dönüş var mı? Var, aynen. Ben tamam. Eltime çıkan da buradaki Tokilerden. Burası daha iyi bence. Değil mi? Evet. Burası da ama daha teslim değil. Ama Demet'in ki bu bitmişlerden değil. Yani dışı böyle olanlardan değil. Daha inşaat, yani dış sıvası var hala onların da. Ama bu kaçıncı etap olduğunu biliyor musun? Biliyorum, biliyorum. Bu Ferullah şunu pempe olan var ya. Ha, onun araba mı çıkmış? O arada boşluk var. Daha onların etabı da burası. Hemen çok yakın yani. Bak aradan bloğunu da göstereyim. Şu arada blok var ya. Acaba Demet'inki dursana bir. Ha, şurası mı? Şu arada ama inşaat şu aradaki gözüken. Var ya, şu aradaki. Şu inşaat gözüken. Evet. Dur bir dakika. Ha. Şu inşaat şuradan olan Demet'inki. Şu bitmişlerden çıksaydı. Evet. Şu aşağılarda hep evet, inşaatlar var. Ha, bu Demet'inkiymiş. Evet. Kayınvalideminki de böyle daha dışı ama sonra zamanla yapılacak bunlar. Şu açayım hatta acaba. Evet, Demet'inki buymuş. Ama daha aralarında çok mesafe var. Yani kayınvalideminki az önce gösterdiğim yerde, onunki burada. Bu taraf daha biraz daha yakın sanki, değil mi? Evet. Her yere. Kayınvalideminki çok uçta bir yerde. Buralarda böyle değişim yapanlar falan oluyormuş bazen. Mesela o tarafta köyü olan, yakınları olan değişim anahtarları almadan değişim hakları oluyormuş. İşte biz de düşünüyoruz ki eğer değiştirmek isteyenler olursa bu taraflardan ya da farklı bir yerden kayınvalidemi de bu tarafa getirelim. Buradaki bitmiş ya da bitmemiş evlerden değişim yapmak isteyenlere en azından birbirlerinden çok da bağımsız olmamış olurlar. Şimdi bakın bunlar da artık teslim edilme noktasına gelmiş Tokiler. Ha, şurada ışık mı yanıyordu? Sanki öyle biliyordum. Evet, teslim edilmiş hepsi. Bayramdan ama sonra muhtemelen çoğu geçecek buraya evet. Da. Yani etap etap. O yüzden buranın bir de birbirleriyle aralarında da mesafeleri var. Bitmişler, bitecekler, yapılacaklar. Şurası da bakın İslahiye'de deprem olmadan önce yapılmış Tokiler. Burası da. Burası da öyle. Aslında bu ikisi birleşmiş gibi olmuşlar o zaman evet, yoldan dolayı değil evet. Mi? Yakınlar bak. Evet. Burası da eski Tokiler. Eski Tokiler ama bunlar dağıtılmadı. Bunlar da depremden sonra dağıtıldı. Kuraya dahil oldu bu binalar. Ha, bunlar da öyle oldu. Kuraya dahil oldu. Bak herkes evine geçmiş. Burası bitmişti zaten. Tamam. Şunlar en eski şu. Şunlar kırmızı olanlar. Daha öncekiler. O zaman evet. Kırmızılar. Evet. Bunlar da deprem gördü ama hasar görmedi. Anladım. Burası ayrı, orası ayrı. Diğerleri de apayrı yani. Buralardan geçerken tamponu da burada bırakmış olduk. Yollarda şunun büyükleri vardı. Göremedik maalesef. Gitti arabanın. Sanayiye geldik. Ben de burada bekliyorum. Arabanın yapılıyor şimdi. Geçen sefer de lastiği yarmıştım hatırlıyorsanız. İlla bir şey olmalı. Neyse cana gelmesin de. Bununla gelmiş geçmiş olsun diyelim. Korkuttu ama beni. Son iftar için çok da güzel olmuş. Tam buraya layık yani fırına verilecek. İftara yakın. Özlediğimiz lezzetler. Ve son iftar yemeğimiz. Allah kabul etsin inşallah diyorum. Memleketin her şeyi farklı oluyor. Görüyorsunuz değil mi? Evde yapsan asla böyle olmaz. Ama burada olunca her şeyin tadı, lezzeti bir bambaşka. Bir de kalabalık olunca yer mekan dinlemiyorsun. Birlikte olup onun tadını çıkartıyorsun. Çok şükür diyorum. İnşallah Rabbim seneye nasip etsin. Tekrar. Ay Demet, şu tırnaklı pideyi bir çevirsene ya. Bak. Başka hiçbir memlekette olduğunu düşünmüyorum şu tırnaklı pidenin.
Günler sonra yağmur durdu. Azıcık da olsa güneş yüzünü gösterdi. Ben de şuraya oturdum azıcık güneşleneyim diye. Bayramın birinci günü bu arada. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin yanaklarından öperim. Burada bayram biraz buruk geçiyor. Tahmin edersiniz zaten. Mezar ziyaretleri derken. Öyle yani. Ben de kendimi ikiye bölünmüş gibi hissediyorum. Buradayım ama kalbim annemle babamın, kardeşimin yanında, işte memlekette. Yapacak bir şey yok. Sevdikleriniz yanındayken kıymetini bilin. Onları kaybetmeden önce diyorum. Yanınızdakilere sımsıkı sarılın ve her anınıza şükredin. Gerçekten şükretmek, her zaman söylüyorum, nimetleri arttırır. Şikayet ettikçe de sıkıntılar bitmiyor. Allah inşallah eksilmeden devam edeceğimiz nice bayramlar nasip etsin diyorum. Burada da böyle elimden geldiği kadar kısa videolar atacağım ki size en azından aradaki boşluğu da kapatmış olurum diye. Cumartesi yola çıkacağız Allah nasip ederse. Bugün de çarşamba. Öyle. Nereye geldik biliyor musunuz? Burada. Buradaki hanımlar içli köfte yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. İçecek olmuşsun. O da bizim gelinimiz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Nasıl yaptığınızı görebilir miyim? Tabii ki. Şöyle bakalım. Çok güzel olur. Şu fişimizi takalım. Hemen. Yağımızı koyuyoruz. Siz önceden evde mi yapıyorsunuz? Burada mı hazırlıyorsunuz içli köftelerinizi? Yok, burada yapıyoruz. Ha, burada yapıyorsunuz. Sona basıyoruz. İsteyen olursa hemen dondurucu, çünkü sayısını yetiştirmek çok zor. Siparişle yapıyorsunuz. Tabii ki. Çiğ börek de yapıyorsunuz. Evet, çekebilirsiniz. Çiğ börek, evet, sayılır. Burada ne diyorsunuz bizde adına? Bizde burada B börek ya da ay böreği deniyor. Ha, evet. Şöyle üstüne atıyorsunuz. Tabii saçımızı hep temizliyoruz. Siyah olduğuna bakmayın. O da erkek kardeşim. Öyle mi? Abi, şöyle. Mehmet'ten tanıtabilirsin. Mehmet herkes tanıyor ya. Sonra kapatıyoruz. Bu çok güzelmiş, bu tavası da gerçekten çok iyi. Evet, iki sac arasında normalde pişiriyoruz ya. Biz de tandır, elektrik tandır aldık çok böyle. Çok güzel. Bu fritöz için işte. Bunlar da içli köfteleri kızartıyorsunuz. Arkamızda bu şekilde hazırlıyoruz. Hazır istiyorlar. Hemen vermek için. Öyle. Çok memnun oldum. Çok ben de sizi tanıdığıma çok memnun çok oldum. Allah emeğinizin karşılığını aldırsın inşallah diyorum. Şimdi börekçiyiz. İsterseniz çekelim. Sahiye yolunuz düşerse. Taktan da çekilebilir. Ben çok teşekkür ederim. Bakın bakalım. Bakın prefabriyi işletme haline getirmişler. Buradan bir şeyler yapıyorlar. Biz içli köfte siparişi vermiştik. Şimdi onu aldık. Gidiyoruz. Allah'a mühendis olun. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Hadi gidelim şimdi. Evet, içli köftelerimizi aldık. Şöyle göstereyim size. Gerçekten çok da güzel yapmış. Hanımların ellerine sağlık. Lahmacun da yaptırdık bugün. Burada her şey çok kolay. Neden? Çünkü kasaplar lahmacun içinde harcıyorlar, hazırlıyorlar. Siz nasıl istiyorsanız kişi sayısına göre söylüyorsunuz, oraya gidip ondan sonra hazırlanmış, yapmış bir şekilde eve getiriyorlar. Yani biz normalde evde kendimiz hazırlayıp hani fırınlara yaptırıyoruz ya, burada fırında da içini kendileri hazırlıyorlar. Taş fırınlarda pişiyor yine her zaman olduğu gibi. Gerçekten burada yaşamak yeme içme anlamında daha kolay. Fiyatlar da tabii ki büyük şehirlere göre birazcık daha ekonomik oluyor. Ve şu anda şu ortamda da hayatımızı kolaylaştırmış oluyor. O zaman biz afiyet olsun, soğutmayalım. Bugün son gün, yavaş yavaş eksiklerimi falan alacağım. Sonra öğlen gibi falan yola çıkacağız. Antep peynirini çok seviyorum ben. Buraya geldik ki şöyle Antep peyniri falan bakalım diye. Yöresel tatlar diye bir yer var İslahiye'de. Burada bulabilirmişiz. Size de şöyle gezdireyim hatta. Aa, incir tatlısının güzelliğine bak. Ay, şundan alayım. Çok severim. Dur, peynirleri de götüreceğim şimdi sizi. Bu da Antep fıstıklısı. Gerçekten yöresel lezzetlermiş herhalde Süleyman'cığım. Şeyi gördün mü, incir girişteki? Çok güzel. Bir kilo alalım şimdi şeyi.
Aa, incir reçeli. Aşkım, onun öylesi de var bak kavanozlarda. Çok güzel ya. Ondan alalım. Kavanozlarda da var. Fıstıklısı da var ama bence fındıklısı güzel. Ha, peynir çeşitleri de burada. Benim istediğim, aa, şu değil mi Süleyman'cığım, benim istediğim Antep peyniri? Antep peyniri, Antep peyniri bu mu? Evet. Hı, ama Aygün'ün getirdiği de şöyle miydi sanki? Yok yok, bunun gibi. Bu yani kesin. Bu sıcak suya koydu ama yumuşuyor. Bu Hatay peyniri, bu sana yanlış getirdi. He, bu buna çok, yani Hatay peyniri de güzel ama çok benim istediğim peynir bu değil. Benim istediğim bu. Buymuş yani. Bunlar böyle bidonlara falan basıyorlar. Beşlik falan. Böyle de alıyorlar ama böyle istersen kiloluk da alabiliyorsun. Şöyle göstereyim size yöresel lezzetlerini de. Bu da tereyağı herhalde. Evet, şöyle oluyor genellikle böyle şeylerin içinde. Biz nasıl alacağız ki? Dur şunları da çekeyim. Bu tarafta da bayağı lezzetleri var. Şimdi nereye gidiyoruz? Allah Allah, arabalar gelmeden geçeyim. Kömbe alacağız. Burada güzel kömbeler varmış. Orası kaldı. Onları da bir halledelim. Artık yavaş yavaş vedaya yaklaşıyoruz. Size buranın kömbesini göstereyim. Bayramın ilk günleri. Burada mutlaka kömbe yapılır Ramazan bayramında. Şöyle göstereyim. Bu da o güzel lezzet. Şimdi giderken bundan da alacağız. Kömbeleri aldık. Şimdi bizimkilere de şöyle simitler, poğaçalar aldık. Orada hemen yan tarafta da simit poğaça çıkmıştı. Bir de güzel kokuyordu ki. Zaten biz hemen erkenden çıktık. Eksiklerimizi tamamlayalım diye. Kahvaltı yapmamıştık. Şimdi geçeceğiz konteynerimize. Bir de kahvaltımızı yapıp ondan sonra yola çıkacağız Allah nasip ederse. Şimdi de sıcak ekmek alayım geleyim o zaman dedi. O da şimdi sıcak ekmeğimizi aldı. Geçeceğiz. Evet. Vedadan sonra vedalaştık şimdi kayınvalidemle ve Eltim'le, görümcemle yola çıktık. Bu da İslahiye'nin bu tarafı. Şimdi Aydınlık Mahallesi Göz diye geçiyor buralar. İsrailliler bilir. Daha buralarda o kadar çok yıkılacak yerler de var ki. Şurası amcamların, yani eşim amcasının evleri vardı burada. Burası yıkıldı. Depremden sonra yıkıldı burası. Şimdi burada da yıkılacaklar var. Bazı yerlere güçlendirme yapıyorlar. Bazı yerler yıkılıyor işte. Yani ayakta durmaya çalışıyorlar, toparlanmaya çalışıyorlar. Çarşı zaten sürekli faaliyette. Hatta depremden sonra da faaliyetteydi. Burası zaten çarşısıydı. Yine aynı devam ediyor. Şimdi içli köfte siparişi vermiştim. Yapıyorlar. Onu da alacağız. Ondan sonra da artık yola devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. Burada yaşamış olan, burada yakınları olanlar, eminim görmek istiyorsunuz, merak ediyorsunuz. Ben de gelmişken sizlere şöyle bir çekeyim. Görün. Ve evet, artık evdeyiz. 2 gün falan oldu biz eve geleli ama ben bir türlü videonun sonunu çekemedim. Şimdi şöyle balkona oturdum, sabah kahvemi içiyordum. Sabah kahvemi içerken hem de sizin de gönlünüzü alayım istedim. Bu videoyu editleyip sonunu hazırlayıp YouTube'da paylaşarak. Bayramda sevdiklerimizin yanındaydık. Onları yalnız bırakmadık. Bir tarafımız buruktu ama yine de içimizde umut. Çünkü tutunacağımız dallar var.
ve hayata kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Söylediğim gibi de inşallah oradaki herkesin de evleri bir an evvel yapılır, evlerine geçerler. Çünkü çoğu bitmiş, geçme aşamasındalar. Bir taraf hala inşaat aşamasında, bir taraf yapılıyor, bir tarafın kaba sıvası atılıyor vesaire vesaire, bir tarafın içi yapılıyor derken, yani zamanla her şeyin yoluna gireceğini düşünüyorum. Kayınvalidemin evinin dış sıvası yapılmış, Eltim'in evinin daha yapılmamış. Zamanla hepsi olacak inşallah. En azından birisinden birisinin evi biterse bir ev olur ki diğeri tamamlanana kadar bir şekilde idare edilir diye düşünüyoruz. Hayat, bir gece yatıyorsunuz, sabaha nasıl uyanacağınızı bilmeden. Çok güzel bir söz var. Yarın ölecekmiş gibi yaşa, hiç ölmeyecekmiş gibi de hayatına tutun ve devam et. 6 Şubat'tan sonra plan yapabiliyor musun diye sorsanıza bana. Yapamıyorsunuz maalesef. İnsan yaşadığını bilir. Bazen kameraya yansıtılmayan, gösterilmeyen bir sürü şey yaşanıyor. Ama onlar hep insanın içinde kalıyor ve kalmaya da devam edecek. Bence de doğru olan bu. ...14 Nisan doğum günümdü. Sağ olsun arkadaşlarım doğum günümü de kutladılar. Yaş alıyoruz. Ve geri gitmiyor zaman. Yani geriye doğru akmıyor. Hep ileriye doğru akıyor. Hani diyorum ya, ne kadar yaşayacağımızı bilmeden yaşamaya devam etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum hayat ne gösterir, gelecekte ne yaşarız, bizi neler bekliyor. Ama söylüyorum ya, yani artık o planları, o programları yapmıyorum. Sadece vicdanımın rahatlığıyla kendi yoluma, işime, evime, çocuklarıma tutunup devam etmeye çalışıyorum. Bugün Ordu'da hava o kadar güzel ki, sanki o yağmurda 2 gün boyunca İslahiye'de aşırı yağmur yağmamış, o rüzgarları yokmuş gibi hava tekrar yüzünü göstermeye başladı. Güneş açtı. İnşallah içinizde de güneşler açsın diyorum. Hayatta ne yaşarsanız yaşayın. Gerçekten bir tutunacak dalınız varsa o dala tutunun ve devam edin. Bu yalancı dünyaya bir kere geliyoruz. Tabii ki bir kere geliyoruz diye de kendimizden, çizgimizden, hayatımızdan ödün vermeden yine devam etmemiz lazım. Çünkü önümüzde bir sürü sebep var. Siz nasılsınız? Nasıl geçti bayramınız? Memlekette miydiniz? Evinizde miydiniz? Gurbette miydiniz? Ne zamandır sohbet de edemedik sizlerle. Ay, şu sabah kahvesi var ya, o kadar iyi geliyor ki beni kendime getiriyor. Ceren'i okula bıraktım. Şimdi sabah işlerine başlayacağım. Yani hayat devam ediyor. Devam da etmek zorunda. Buradan güzel mesajlarınız için bir kez daha çok ama çok teşekkür ederim. Yanlış bir şey söylediysem, yanlış bir şey telaffuz ettiysem affola diyorum. Çünkü ben hani o kadar çok dikkat ediyorum çekerken, ederken ama insanoğlu bazen hatalar yapabiliyoruz. O yüzden buradan da şunu söylemek istiyorum. Kalp kırmayın, gönül kırmayın. Hayat çok kısa ve sonu belli değil. Sizleri çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dualarınız için bir kez daha çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda buluşuruz inşallah.